İyi günler. YediExper programına hoş geldiniz. Benim adım Özlem Tuzkan. Marka danışmanınız olarak önünüzdeyim. Bugün 5. programım. Daha hala heyecan var ama güzel bir heyecana dönüştü artık. Korkutucu bir heyecan değil. Bugünkü konuğum çok değerli bir arkadaşım aynı zamanda. Uzun yıllardır birlikte sektörde kafa kafayı veririz kendisiyle. Burak Köprülü, Manuel Effect'in sahibi. Merhaba. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk. Burak bir reklam ajansı sahibi, onu ekleyeyim. Ve aslında uzun yıllar uluslararası, Türkiye'nin en büyük uluslararası reklam ajansında kreatif direktörlük yaptıktan sonra kendi şirketini kurdun. Evet. Nasıl bir deneyim? Çok çünkü bunu yapmayı hayal eden çalışanlar var reklam sektöründe. Aslında çok planladığım bir şey değildi. Yani insanı hayat böyle ittiriyor, bir yere getiriyor. Bir karar vermeniz gerekiyor. Seçim anı geliyor ve ben de seçtim ve Manuel diye işte adında mantıklı bir şekilde, bana göre mantığı olan bir isim bularak şirketimi kurdum 2010 yılında. Kimlerle çalışıyorsun? Kuruluştan beri çalıştığımız müşterilerimiz var. Mesela Mustafa Bayraktar'ın Bayraktar Holding diyebilirim. Türkiye Finans Katılım Bankası müşterimiz kuruluştan beri neredeyse. Araya girenler oluyor, çıkanlar oluyor. Zor bir süreç. Yani bir kreatifin, bir kreatif beynin patron olması ilginç bir şey. Yani zorlukları da var. Tamamen. Zorlukları da var. Evet, aslında beynin diğer tarafını zorlandıran. Yani zaman zaman operasyonel kısım çok zor. Yani bir sürü şapkayı aynı anda takıyorsun. Benim tecrübeme baktığımda birçok kreatif direktör çok başarılı ajans başkanı olmuştur dünyada. O yüzden aslında bir fırsat olarak. Bu modeli Türkiye'de deneyenler var. Az var aslında ama az. Ancak o şeyi kaldırabilecek ticari zekada kreatif direktör yetişmiyor. Bunun da en büyük sebebi büyük sistemlerde görev paylaşımı çok net yapılıyor. Belki benim şansım, bunu çok iyi gördüm ben çalıştığım yerlerde. Patron şirketinde çalıştım, çok küçük bir yerde çalıştım, çok butik bir yerde çalıştım. Çeşitli kurulmuş ajans tipleri var. Mesela çok zengin birisi bir kreatif beyinle beraber bir ajans kuruyor. Veya art direktör, yazar, müşteri temsilcisi çok sıkılıyorlar, bir şirket açıyorlar. Veya müşteriyi kendi ajanslarından götürüp bir şirket açıyorlar. Bu tip modellerin hepsinde bulunduğum için esasında olması gereken ticari zeka ve yaratıcı zekanın bir arada erimesi. O zaman karşınızdaki insana çok net, onun yararına çok net cevap verebiliyorsunuz masada, toplantıda. Çünkü daha önce de seninle konuşmuştuk. Bazen yatırımcı sağırlaşabiliyor. Çok net göremiyor pozisyonunu. Bir şeye çok girmiş oluyor. Ama iletişimi ertelemiş oluyor veya işte unutmuş oluyor. Oysa ki bizim yaptığımız iş aslında marka, strateji ve iletişim çözümleri diyelim. Totalinde baktığımızda ticari yatırımı parlatan ve insanlarla buluşturan ve onları tüketmesini sağlayan en büyük güç. Bu Türkiye'de mesela geriden geliyor. Ben ajansımı kurarken esasında bu ticari zekayı profesyonel olarak verme amaçlı bir ajans kurdum. Aslında tam bir ajans denemez. Yani bir sıçratıcı bir partner. Öyle görüyorsun. Bir beyin. Yani başka açıdan bir şeyler söyleyen ve sokaktaki adamı talebini arttıran yatırımcının yanında bir profesyonel danışman, kreatif danışman gibi bir şey. Yani bu model Türkiye'de çalışıyor. Çalışıyor. Çalıştığını da görüyorum. Yani 5 senedir şirketimiz gayet kendi çapında başarılı gidiyor. Peki nasıl değişti son 10 senedir reklam sektörü sence? Orada yani gitgide dijital reklama harcanan para miktarı artıyor. %20 artmış geçen sene.
insanların gündemleri bu kadar yoğun olduğunu düşünürseniz, yani bizim dikkatimizi çeken o kadar çok şey var. İlgi alanımız zaten çok kısaldı. Konsantrasyonumuz çok daraldı topluluk olarak, dünya olarak. Nasıl işini zorlaşmadı mı? Yani ben mesela hani işin biraz daha önceki aşamasında yer alıyorum ya, markanın doğduğu anda. Aynen. Hani en önemli nokta dedin, hani o an, o ikisini birleştirmek, buluşturmak. Ben bazen onu sorguluyorum. En önemli an o an mı, yoksa aslında o ürünü çıkartırken hizmet edeceğin ihtiyacı doğru tespit etmek mi? Sonra kendi kendine o ürün, hani ve kendi kendine zaten ürün satıyor ya da o hizmet, yani bir nedeni, var olma nedeni olduğu zaman, yani, ne sattığından ziyade niye varsın, o insanın hayatına ne gibi bir fark getireceksin sorusunu şimdi cevaplayabilen markalar. Konumuz marka ise, yani bir marka var veya yok, nasıl ölçebiliriz? Dediğin gibi esas problemimiz satış kaygısıysa, bir ürün varsa, eli yüzü düzgünse tüketicisiyle bulunur. Yani her malın bir alıcısı vardır derler ya, bir şekilde tükenir. Sorunun cevabına gelirsek, yani herhangi bir mecrada bir iletişimle karşılaştığımızda ondan etkileniriz ve mesela dijital mecrada, çok hayatımızda artık dijital mecra işte sosyal iletişim önem kazandı ve arttı. Dijital mecrada bir şeyle karşılaştık. Herhangi bir markanın bir iletişimle karşılaştık. Bu bizi etkileyebilir, sinirlendirebilir, avantajımıza heyecanlandırabilir. O an o iletişimden biz bir tepki vererek ürün veya hizmeti hizmete yaklaşabiliriz. Ama bu ona marka açısından hayatımızda olmazsa olmaz bir noktada tutkuyla bağlanmak adına bir çentik atmaz veya klasöre bir dosya eklemez bence. Bu çoğaldığı zaman ve her mecrada bizim hayatımızda aynı frekansta, aynı ses tonunda ve aynı dozajda konuştuğu zaman bir marka algısına dönebiliyor. Yani biz bu açıdan baktığımızda evet dijital artıyor ama hani ben markayı hayatımın başka bir noktasında aynı kalitede, aynı ruhta göremedikten sonra çok çabuk unuturum. Çünkü çok tüketici şeydir, nankördür yani, hemen unutur, hemen bırakır, hemen vedalaşır, boşanır yani. Bir yenisi, çünkü yeni kavramı her zaman tüketicinin istediği peki, şeydir. Bunları yani %100 katılıyorum söylediğine, bunları müşteriye anlatırken zorlanıyor musunuz? Zorlanıyorum. Yani vizyon bunu destekliyor mu müşteri tarafında, reklam veren tarafında diyeyim? Çeşit çeşit reklam veren var tabii. Çok kurumsal da var, çok ne yaptığını bilen de var. Çok kuvvetli olup marka sahibi olduğunu zanneden de var. Milyon dolarlık yatırımı olup hiçbir şekilde tüketicisiyle iletişim kurmamış, sadece satış ve ciroya bakan bir sürü çeşit marka var. Biz hepsine aynı şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki bir zaten sayarsak, masanın üstüne koyarsak, yurt dışındakiler gibi Türkiye'den saysak 5 tane marka çıkar yani. Sonuçta bir marka üreten ve markaya inanan ve yatırım yapan, bir reklam veren tavrımız yok. Yani günü en iyi şartlarda stratejisiyle devam ettiren ve para orijinli, açıkça söyleyeyim, çalışan bir mekanizma var, bir tüketim toplumu var. Uzun vadede bir çocuk, benim de çocuğum var, bir çocuk hangi markaya tutkuyla bağlanır Türkiye'de, Türk markası olarak tartışılır. Biz buna karşımıza gelince böyle anlatıyoruz ve sıfırdan başlaması gerektiğini, bazı şeyleri tamamen değiştirmesi gerektiğini söylüyoruz. Bazen de diyoruz ki senin bir markan yok, yani senin bir ürünün var, sıfırdan başlaman gerekiyor. Veya diyoruz ki çok güzel bir markan var ama şunları şunları yap. Mesela geçenlerde bir öyle bir şey oldu. Dediler ki bize reklam yapar mısınız? Biz dedim ki sizin reklama ihtiyacınız yok şu an. Yani sizin başka şeylere ihtiyacınız var. Mesela bunu söyleyen yapılar da yok Türkiye'de. Yani danışman kimliğiyle bir takım insanlara danışılıyor ama onlar
ticari danışmanlık oluyor. Yani kreatif bir marka stratejisi ve marka yapılandırması senin gibi veya bunun yansıması nasıl olacak bilen yok. Ve bu şekilde bir yatırımı siz yatırımcıya anlatamazsanız çok büyük kayıplar oluyor. Aslında benim çünkü hayata geçemeyen benim evet ajansı kurarken ve kişisel olarak şeyim ticareti büyütmek yani. Bir çünkü ben de ticaret adamıyım. Şirketimi büyütüyorum. Yavaş yavaş büyütüyorum. Gelen müşterinin aynen yani. Ticaretini. Şimdi şirket ticari nasıl ticaret nasıl büyür? Tabii ki Ar-Ge yapacaksınız. Ürün çok iyi olacak. Yani o pazarlama P'leri zaten olacak. Ama sonunda rakibinizden daha fazla tükettirmek için sizin bir şey söylemeniz lazım. Aslında bir reklamcı, yani bir marka uzmanı ve sen veya ben bu işi iyi yapan çok az insan, nasıl ki Madonna'nın yanında veya işte ünlü şarkıcıların, çok ünlü sanatçıların yanında olmazsa olmaz adamlar var. Mesela fotoğraf sanatçısı var, işte bir prodüktörü var ve devamlı onlarla geziyor. Ya bir art direktörü var mesela. Nasıl ki öyleyse bence iyi bir yatırımcının, iyi bir marka verenin bazı olması gereken masada bir tane danışman, markadan anlayan birisi olması gerekiyor. Çünkü bu sürekli satış odaklı pazarlama, yani pazarlamayla satış aynı şeyler olmadığı için film orada kopuyor. Ben çok kart vizitler gördüm mesela. Çok önemli bir noktaya değindim. Çok kart zaten vizitler bizim gördüm. Bizim dilimizde, Türkçe dilinde, ben mesela İngiltere'den Türkiye'ye ilk taşındığımda Nişantaşı'nda işte tekstil mahallesinde dolaşırken pazarlamacı aranıyor diye hani iş şeyler, sign tabelalar görüyordum. Pazarlamacıyla satış aslında aynı ben bakıyorum mesela Türkçe'de. Kart geliyor toplantıda, bakıyorum satış ve pazarlama müdürü. O an tabii ki hard disk yanıyor diyelim. Yani evet, biraz bir de böyle hedefler de diyorum karışıyor. Ki yani KPI'ler de iki farklı şeyi nasıl yönetiyorsunuz? KPI derken de yıllık hedef. İki farklı disiplini nasıl yönetiyorsunuz? Çünkü pazarlama bir süreçtir. 80 sene de sürebilir. Mesela çok pahalı bir üründen bahsedelim. Bir araba olsun. 80 sene onun iletişiminle karşılaşabiliriz ama alamayız. Ne oldu? Satış gerçekleşmez. Ama 80 yıl o model, o araç hedef kitlesine konuşmak zorunda. Bu bir pazarlama. Satış anı ise 81. yıl o adamın o arabayı alacak parayı bulup satış ofisine veya galeriye gidip bu arabayı almak istiyorum dediği andır. Evet, güzel. Ve gerçekleşmez. Gerçekleşmeyebilir. Yani şöyle gerçekleşmeyebilir. Adam 80 senedir bu arabayı hayallerinde görüyordur ve para kazanmıştır. Milli Piyango çıkmıştır mesela. Ve parayı götürür ve almak ister. Ben bunu almak istiyorum. Ne kadar? Para önemli değil der. Çünkü tutkuyla bağlanmış markaya. Markayı takip etmiş. O an satışçı ona kötü davranır, gülümsemez. Cevap vermez. Veya ürünü güzel anlatmaz. Ve o satış anı gerçekleşmez. Ve adam markaya bir anda küser ve yan taraftan başka markadan alır. Yani pazarlama çok zor bir süreçtir. Satış bir andır. Ya biz de, sen de ben de yani bu reklama ve iletişime kafa patlatan insanlar her zaman şunu söylüyorum. Diyorum ki pazarlama uzun bir süreç, hemen sonuç beklemeyin. Her gün aynı şeyi söylemek zorundasınız. Ve hizmet ne önemli çok. Ama satışa dönmeyebilir. Aynen. Yani sonuçta reklamın amacı o kişiyi o kapıdan içeriye sokmak. Aynen. Ama orada eğer o markayı, o markanın farkını ve sunduğu faydayı yansıtan bir davranış içinde bir hizmet alınmıyorsa, o zaman marka hayata geçmemiş oluyor. Ya ben mesela yani, bu marka konusunda sen daha iyi bilirsin. Yani benim en çok hep anlatmaya çalıştığım şey, dışarıdaki söylenenle içeridekinin, yani içeride yapılanla dışarıdaki vaat edilenin tutarlı olmaması. Tutarlı olmaması. Onu tutarlı yapan markalar zaten pazarlama anlayışına sahip evet. ve
sonra dediğiniz gibi o satış... Zaten bu... Siz dedim bu arada. Böyle bir resmileştim. Duygu meselesi bu mesela. Duygu meselesi. Mesela biz markalara karşı duygusal refleksler beynimizde geliştiriyoruz. Bunu nasıl aldığımızı bilmiyoruz mesela raftan. Hiç kimse, insanlara sorun... Bilinç aldı zaten. Bizim hep bahsettiğimiz o tasarım kodları. Mutlaka bir şey hissediyordur yani. Mesela niye ben o şampuanı aldım? Bilmiyor. Ancak şöyle bir şey. %80 lafını bölüyorum ama kararlarımızın %80'i bilinçaltı. Hani deriz ya, İngilizce'de bir deyim vardır. I'm lost for words. Yani ay kelimelerimi bulamam. Bulamıyorum. Yani çünkü kendimi ifade edemiyorum. Çünkü aslında ben bir şey istiyorum, bir şey hissediyorum ama nedenini bilmiyorum. İşte, çünkü rasyonel bir... İşte marka tam orayı dolduran bir varlıktır. Bunu alırsınız, yani nasıl aldığınızı bilmezsiniz ama sizi o kodlamıştır yıllarca. Evet. Siz mutlaka bir fayda sını kodladığı için, yani siz ya onun saçlarınız çok yumuşak olduğunu düşündüğünüz için alıyorsunuz ya da ucuz olduğunu, yani bir şey size fayda sağladığı için ve belki logosunu seviyorsunuz. Yani bütün bunların hepsi katman pasta gibi bir kimlik. O yani kimlik. Nasıl bir pastayı keserken ama altı da olacak, üstü de olacak. Yani bu çok zor bir iş. Çok güzel bir. Çok zor. Katmanlardan oluşmuş bir labirent diyelim. Bu işi böyle sistematik bir şekilde masaya yatırdığında pahalı oluyoruz biz. Yani pahalı. Pahalı değiliz. Yani zor gibi oluyor. Biz sadece her zaman kattığımız değerinin şöyle olabiliyor. Anlatımını yapmak zorunda kalıyoruz. Yani çünkü işte, bu sabah konuşuyorduk. Burak Bey, yani hani bu kadar uğraşmışsak bir film yapalım da patlatabiliriz. Yani benim çok öyle işim var yani. Ama o işte o uygulama mantığı zaten uzun soluklu, tutarlılık getirmiyor. Evet, şimdi bu dijital tabii. Bu birçok mecranın ölüp de dijitalin, yani sanal ortam, yani cep telefonu elimizde olan bir varlıkız ya artık yani. Tabii orada bir şey yapalım, fenomen olsun, ünlü olsun. Ay, senin ilanındaki ifadenin. Yani evet, o yani. Ünlü olur ama prematür, yani zaman kısa katlı bir, kısa süreli bir şöhretten bahsedebiliriz. Bir Burak Bey aslında biraz sektörde sıra dışı düşünceleriyle tanınan cesur bir reklamcıdır. Sivri. Bir ilan çıkarmıştın. Geçen sene miydi? 1,5 sene önce galiba. Kendi adına reklamcılar, yani reklam sektöründeki çalışan, dokunan, herkese hitap eden bir uzun bir metin içeren bir reklam yayınlamıştın. Çok da ilgimi çekmişti. Aslında biraz kendimize dalga geç. Burak, çok keyifliydi sohbetiniz. Teşekkür ederim. Yani keşke daha uzun zamanımız olsa da uzun uzun konuşsak. Burak konuştuğu zaman ben hani 20 senedir bu sektördeyim, hala bir şeyler öğrendiğimi hissediyorum. Bana ilham veriyor. Teşekkür umarım ederim. Size de aynı şekilde. Gerçekten bir cevher bu sektörde. Çok mersi. Çalışan bir sürü reklam sektörüne girmek isteyen genç var. Bize başvuran. Onlara ne önerirsin? Hani tavsiye, İnterneti... hani bir mesajla bugün izleyici olarak ayrılsalar ne olmasını istersin o mesaj? Yani bunun yoğunlaşarak yapılan bir meslek olduğunu unutmamaları gerekiyor ve interneti sadece bilgi alıp çıkmak üzere kullanmalarını tavsiye ediyorum. Yani sadece bilgiyi alıp sonra kağıt ve kalemi alıp heyecanla konsantre bir şekilde hayal etmelerini sadece istiyorum. Çünkü internette ne kadar çok vakit geçirirseniz yaratıcılığınız o kadar azalıyor. Aslında ekran başında düşünmek yerine kağıt kalem her zaman daha değil mi? Algıları açıyor. Böylece arkadaşlar dersinizi almış oldunuz. Kağıtlarınızı ve kalemlerinizi ellerinizden bırakmayın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.